Sobada baktım geç ısındı. Ara sabredemedi. Anne anne sarma. Hoş geldiniz bebişlerim. Hemencik. Spatula var mı burada? Acaba? Yok. O kadar spatula aldım. Hala bir spatula kültürümü geliştiremedim. Spatula mı maşa ya? Spatula maşa aynı şey mi? Hayır değil, değil mi? Spatula düz uzun oluyor. Düz ağızlı oluyor. Maşa da böyle iki taraftan oluyor. Bak bak nasıl da ince sarmış görümceciğim. Hamarat kız. Orasını tabağını hemen vereyim. Orası sabırsız. Dayanamadı. Aras gel tabağını al oğlum. Ev yemeği gibi var mı ya? Valla ev yemeği gibi yok. Afiyet olsun oğlum. Teşekkürler. Senden de bebeğim halanın eline koluna sağlık, halan sarmış. Tabii ben de burada ısıtıp servis ederek de emek harcadım değil mi? Ay yandı elim. Benim dün mantıdan kıymam arttı. Düşündüm ki ben de difrizdeki yapraklarımı sarayım. Kayınvalidem vermişti ya. Bu hafta yaprak sarması bol oldu. Çünkü kayınvalidem hepimize yaprak sarması dağıtınca aklımızı hep değerlendirmek geldi. Sonra bugün gene yaprak sarması geldi. Geçen gene yedik. Bundan dolayı bu hafta yaprak sarmasına doyduk diyebilirim. Böyle. O çiğ börekten de ne yapabilirim? Şey, çiğ börek yapabilirim. O kıymadan da. Yoğurt fazla geldi. Ben yoğurdu çok sevmiyorum. Yeter. Bunları da hemen durulayıp makineye atacağım. Şu tatlı kutuları birazcık sağlam olduğu için kızlar bunları böyle yıkıyorum, kurutuyorum. Aras'ın beslenmesini mesela geniş olduğu için tek kullanımlık kuruttuktan sonra koyuyorum beslenmesini. Orada zaten çöpe atıyor. Böyle bir günlük beslenme kutusu gibi değerlendiriyorum. Neden olmasın? İşte burada beslenme kutusunda mesela bugün şey yaptım ona. Ne yaptım? Burger ekmeği mi yaptım? Buna sığmadı mesela. Poşete koydum, gönderdim. Bunun içerisine ne meyvesini falan koydum. Armut koydum falan. Bisküvi, kek. Öyle. Bana afiyet olsun. Suyum var mı? Kalmamış. Bu biraz geniş olduğu için buna doldurup su içiyorum. Televizyondan da bir şeyler açalım. Sesini açalım televizyonumuzun. Benim hatta sabahki kahvemden var. Neyse bunu bu köşeye gelince oturur içerim. Sobanın altını üstünü kapatayım. Ev bayağı sıcak. Dışarıdan da güneş açtı. Baksanıza içeriye güneş ışıkları nasıl doluyor. Kapatalım. Bu kutuyu boşaltıp artık atacağım. Kullanmayacağım. Çünkü gerek yok. Çok büyük yer kaplıyor. Aynı kırıntılar hemen hemen buraya da dökülüyor. Ondan dolayı aman dedim. Kutuyu çıkaracağım dışarıya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana çatal almadım. Bana afiyet olsun. Bizim öğlen yemeğimiz. Akşama da gene sarma var. Olsun, ben hayır demem. 3 öğün olsa gene hayır demem. Sarma. Bir de acılı yapmış. Güzel olmuş. Ekşili falan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalan yoğurdu koydum dolaba. Diyorum ki akşama şimdi bunu biz ne zaman aldık? Geçen hafta pazartesi günü aldık. Pazartesi mi aldık ya? Evet. Pazartesi aldık. Bugün günlerden cuma. 4 gün geçti. Bu kaymağı artık bir an önce tüketmemiz lazım. Ondan dolayı diyorum ki çay demlesem de, şunu da atmayayım, daha yumurtalarımı dizmem lazım. Çay demlesem de, çayla bal sarma da var. Bu kaymağı tamamen bitirme amaçlı, çünkü kaymak difrize girmiyor. Taze tüketilmesi gerekiyor. Yazık günah, 100 lira para verdi şu kaymağı. Diyorum ki her seferinde 50 liralık al, az al yani, yiyebileceğin kadar al. Yok. Neyse açmışken şu dolabı da. Şu da çok yumuşamış. Dedim ki acaba pankek falan yaparsam ya da yoğurda falan böyle muzu doğrayıp üstüne chia tohumunu döküp şişirip yesem olur mu? Bu arada şişirip niye diyorum? Çünkü geçen bana bunu kuru kuru suyla yuttum. Bunu suda şişirmem gerektiğini söylemişsiniz kızlar. Bilmiyordum daha önce, çünkü chia tohumu hiç kullanmadım. Annem kullanıyordu sadece. Keten tohumuymuş o da. Bunu yoğurda da katıp, hatta şimdi hemen yapalım mı tatlı niyetine? Şu yumurtaları dizelim. Sobada bugün gerçekten işte tütüyor son zamanlarda ya, o yüzden. Bir de odunlar da biraz ıslak. Bu buradaki kartonu kaldırdım, gördünüz. Şöyle kasa kalsın. Çok daha küçük, en azından minimal yer kaplıyor.
Annem arası şey almış, sütlü. Sütlü nereden çıktı ya? Muzlu süt almış. Daha erzakları falan ayıracaktı o bana. Tavuk almış, tüm tavuk. Dedim ki anne onu dedim, dün de dönemedim. Geç çıkmıştım işten, şey dükkandan. Geç çıktık, eve gelecek. Dedim onu difrize koy. Ben sonuna gelip dondurulmuş şekilde alır. Tüm tavuğu şey yaparım belki yılbaşında böyle fırına. Eğer evde olursam, ki evde olmayı programlamıyorum. Bakalım hayırlısı. Tamam, kapatıyorum, sinirlenme. Yumurta 60 lira olmuş kalesi. 15 tane yumurta zamanında 15 liraya aldığımı hatırlıyorum. Zamanında öyleydi. Sadece geçen gene beslenmesine böyle erip şey koydum. Muz koydum, onu da geri getirmiş. Yemedi çocuk. Bu aralar böyle kararan muzla arası hiç yok. Halbuki muz kararınca daha lezzetli oluyor. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu arada bunu nereden aldığımı sormuşsunuz. Dün'den aldım kızlar. İçinde 10 tane var. 13,5 lira mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi fiyatı. Tok tutuyor. Ben şimdi tabii yemeğin üzerine bu olur mu? Olmaz ama en azından tatlı niyetine yapıyorum bunu. Evde şerbetli tatlı var. Tulumba tatlısı da, onu yemek istemiyorum. Çünkü çay içeceğim. Şunu bir alalım. Buraya bir paket chia tohumunu ve bu muzu atalım. Karıştıralım. Yoğurtta da herhalde chia tohumu açılır diye düşünmekteyim. Şöyle. Yaprak sarma zaten çok fazla değildi, gördünüz. O tam böyle tam porsiyon gibi değildi. Azdı. Ondan dolayı bundan da şimdi mideme destek. Normalde böyle çok yumuşamış muzları ben kararmış, tatlanmış muzları şeyde çok seviyorum. Pankekte güzel oluyor. Aslında çatalla ezmem lazım çünkü bu chia tohumları şişsin oda ısısında yoğurtla. Biz de sizinle yatak odasına geçelim. Yatak odanın aynalarını bugün silecektim. Banyonun aynalarını yaptım. Size o esnada açamadım da ama banyo temizliğimi yaptım bugün. Yerlerini sildim. Çamaşırım biraz var ama açmadım gene makine bugün. Kitabımı bulamadım, hala bulamıyorum. Arası sordum, yatakların altına baktım, bazamı kaldırdım dedim, altına mı düştü? Yok. Çok tuhaftır ki kitabı bulamıyorum. Halbuki yani dün okudum, ya arasının odasını yatağın başında ya benim şifon yerim üstüne koymuştum diye hatırlıyorum akşam. Yani hafıza kaybı da yaşamıyorsam. Evet. Güzel kokuyor. Bu bekleye dursun. Şimdi gidelim sizinle, ne yapalım? Hemencecik aynamızı silelim. Alayım cam silme suyu, almam lazım. Bir şey kalmamış artık dibinde. Beyaz TV'yi açtım da 80'ler varmış. Karanlık çöktü tabi. Saat kaç? Saat 5'e çeyrek var. Bugün hava güneşli de değildi. Ondan dolayı içerisi böyle karanlık duruyor. Buranın güneşliklerini de falan çekeceğim birazdan. Oy benim aşkım, işte okula gidiyor, tıkanıyor. Gece hiçbir şey yoktu. Teneffüse gidiyor. Teneffüste rahat durmuyor. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. O teri de üstünde soğuyunca böyle öksürmeye başlıyor. Ne güzel kokuyor şu. Temiz ürünlerin kokuları hoşuma gidiyor. Böyle hafif koktuğu zaman da çam kokusu var. Bim'den aldım dediğim gibi şeyi. Söylemiştim değil mi? Tekrarladım onu ama ben de bazen kendim bile unutuyorum. Kızmayın bana. Dolapta kabağım var, patlıcanım var, pırasam var. Sebze yemeklerini de gün değerli. Aslında ne istiyorum biliyor musunuz? Patlıcan, pırasa,
patates, kabak, bunları küp küp doğrayıp fırına itmek istiyorum. Bir de tavuk göğsü küp küp doğrayıp çok lezzetli oluyor. Üzerine de acı biberden, şili biberlerinden birkaç tane közlenmiş gibi üstüne dizerim. Soğan. Nefis yemek oluyor ama benimkiler seçiyor işte. Bilmiyorum ki bazen de ne yapacağımı şaşırıyorum. Siz bana yazıyorsunuz, ben böyle mesela ev işiyle ilgili ya da yemekle ilgili bir şikayette bulunuyorum ya. Şikayet değil aslında, dertleşiyoruz. Yalnız değilsin Nigar'cığım, bizde de aynı. Ev işi de nankör bitmiyor. Yemek de beğendiremiyoruz. Evin düzenini de sağlayamıyoruz. Bu aralar ben de hiçbir şey yapmak istemiyorum. Motivasyonum yok diye yazanlar var. Sonra diyorum ki işte insanız. Bazı duygular ve olgular bir tek bana ait değilmiş diye düşünmekteyim. Canım bugün böyle bir market gezmesi istiyor. Dün de Carrefour'a gidip azıcık dolaşacaktım. Bir de Yusuf'a eşofman altı bakmaya gidecektim. Gittim de zaten ama kartı kaybetmiştik. Gittik. Kartı da yollarda BİM'de falan uğradık. Bulamayınca ben bir keyifsizdim böyle. Hemen uğradık. Ayaküstü su aldım. Ondan sonra ne aldım? Hiçbir şey almadım. Yani Yusuf'a şey baktık. Eşofman altı baktık. Ve geri geldik. Tamam. Aynalar da temiz. Bugün zaten evi süpürme işlemi yapmadım. Çünkü temizdi. Dün de çok böyle dökülen saçlar olmadı. TV ünitemin tozunu aldım. Şurada bir leke vardı. Onu silmiştim. Ne yapalım? Şu güneşliklerimizi bir çekelim. Tamam mı? Akşama ettik. Arasa sorayım. Gelmek ister mi? Ben şöyle bir market turu yapsam kötü mü olur acaba? Nasıl olur? Bugün de canım öğleden sonraya kadar bir yere çıkmak istemedi. Sonra Meloş'um geldi zaten. Meloş'la kahve mavi sohbet derken akşama ettik. Şimdi de gerçi Yusuf'un gelmesine hemen hemen 2 saat falan var. 7 gibi, 6.30 gibi geliyorlar. Fazladan mesaiye kalıyorlar çünkü işi bitirmenin derdindeler. Bir an önce işleri bitsin istiyorlar. Ay, başka ne işim var? Bir işim yok. Çiçeklerimi geçen sulamıştım ama etrafının tozunu bir alalım sizinle o zaman. Daha kökleri kuru, şey ıslak. Sarı saç görümcemlerden birinden düşmüştür. Benim saçlarım siyah. Mis mis mis. Aman kahveme gelmesin. Daha o kahvemi bitireceğim. Ben seviyorum böyle kahve soğusa da beklese de. Televizyonu bir kapatayım sesini. Kumanda ikisini de açıyor. Buradan bastığım zaman buradaki televizyonu da açıyor. İnanıyor musunuz? Çok şaşırtıcı ama öyle. Ama kapatmıyor. Başka bir işlem yapmıyor. Sadece açma sinyalini algılıyor oradan. Kitabımı hayret ettim. Kaldım, inanır mısınız ya? Bakmadığım yer kalmadı. Çok tuhaf bir durum. Neden yani? Benim kitabımı. Dün akşam okuduğum kitabı neden bugün bulamıyorum? Tuhaf bir durum. Aman düşme. Yusuf keşke erken gelse, giderdik beraber markete, biraz dolaşırdık. O da işte biraz tadı yok. Hiç ilaç alıp duruyor. Akşamları bir yere çıkmak istemiyor. Bugün aynı zamanda onun tıraşı var. Dünden akşamdan aradılar. Bu akşama randevu verdi. İşten geldikten sonra gidip tıraş edecekti. Gitmişken telefonlarımı da mı göndersem yüklemeyi açsın diye. Videolarım yüklenecek. Böyle mat görüntüsü var ama şöyle parlak değil, mat. Görüyor musunuz? Evet.
kahvemi içebilirim. Alt ikisinde bir şey yok. Sonra belki bir şey ayarlarım. Bahçeye çıktım. Dünden çorban falan kalmıştı. Pilav çorba. Onları kedilere indirdim. Kedilere derken işte çakıl var. Çakılın yavrusu var. Bir de hani beyaz var. Beyaz erkek zaten. Diğer ikisi dişi. Sonra şöyle kafamı kaldırdım. Dedim ki birkaç tane portakal alayım. Evde portakalımız yok. Çok yediğimizden değil ama işte çok faydalı aslında. Suyunu sıksak da yesek. Çok çok faydalı. Şurada Aras'ın bisikletleri var. Şu hurda da. Gerçi kayınpederim de diyor ki sağlamlaştırırım ben diyor. Hurdaya verme diyor. Buraya yazın gelen müşterilerimize bungalovlar odaları. Onların çocuklarına falan veririz kiraya diyor. Şu da Aras'ın. Şu ikisi restoranttan gelen. Şu da restoranttan gelen. Burada havalandırma çapası var. Şu tenceremi alayım. Portakalları içine atsam olmaz. Sizi elimle götürsem olmaz. Düşüreceğim galiba da. Kapatırım galiba. Ah, size çekim yapayım derken telefondan alacağım. Dedim ki işte ben ve anlık kararlarım. Artık beni tanıyorsunuz. Başka yemek yapmayacağım dedim. Mantıdan falan kıymalı çiğ börek yaparım dedim. Sonra dedim ki ya bu sebze yemeğini bugün yapayım. Sobanın sıcaklığı da çok güzel. Sobanın fırınında pişireceğim. Ne yapıyorum? Alta meyve, alta sebzeleri, üste de bu soğanlı kıymamı yayacağım. Kilis tavası gibi düşünün. Kilis tavası üstüne böyle kıymalı şeyli oluyor ya. Ben elimdeki bunu kullanacağım. İki tane patatesim var. Bir tane kabağım var. Böyle doğruyorum. Muhtemelen Yusuf'la Aras sadece patatesini yiyecektir. Ve etini yiyecektir, köftesini. Ben de kabağını seve seve yerim. Üzerine birkaç tane şili atacağım acı. Güzel olur, yakışır. Kayınvalidemin yanına uğradım. 4 tane portakalın ikisini de ona bıraktım. Dedi ki o dedi kızım şimdi çok asitlidir dedi. Bir iki gün bekledim. Ne oldu size? Siz niye düştünüz tepsiler şimdi? Şimdi şu biraz derin kek tepsisi ama güzel olur. Tamam. Hiç yağlamayacağım. Kıymamın yağı zaten üzerindeki ısındıkça alta şey olacaktır. Acaba şey mi yapsam? Alta patatesleri mi yapsam? Şöyle. İzliyoruz. Üzerine azıcık bir tuz yapacağım. Sıralıyorum böyle. Patatesin üzerine tuz koymadık biz şimdi. Ah ne boş ah. Çay demledim. Geldiğimde sobanın üstünde su kaynamıştı. Çaydanlığımın üstünü yıkadım. Çay doldurdum. Geldiğimde kaynıyordu. Evde güzel ısınmıştı. Gene de Yusuf duş alır diye her ihtimale karşı teşti mi diyorlar, sebil mi diyorlar. Onda su bulunduruyorum. Akşamları tozlu falan geliyor ya, mutlaka duşunu alıyor. Bugün enerjide su yoktur. Enerjide çünkü hiç güneş yoktu. Böyle söyleyeyim. Böyle kabakları da sıraladım. Siz istediğiniz başka sebzelerden de yapabilirsiniz. Patlıcanım da var ama patlıcanı yapmayacağım. Tuz. Ve üzerine bu dünkü soğanlı kıymamı, baharatlı. Böyle yayarak. Burada elin hareketleri önemli. Şöyle bastıra bastıra. Ben daha önce bu yemeği yapmıştım. Güzel de olmuştu.
orijinal kilis tavasıdır demiyorum. Asla öyle bir şey iddia etmiyorum. Uydurma bir tepsi yemeği, fırın yemeği diye düşünebilirsiniz. Şimdi çünkü zaten mantı yiyeceğiz birkaç gün içerisinde. Bir de gene bugün yağlı hamur, çiğ börek için kızart ye, uğraşmayayım. Bu kıyma da daha fazla beklemesin diyerekten bu uydurmasyon hızlı ama lezzetli yemeği yaptım. Biberlerimi de yıkamıştım. Fırına gönderiyorum. Kıymanın yağı zaten aşağı inecek. O alttaki patatesi kabakta o şekilde pişecek. Bunu sobanın fırınında pişireceğim bu arada. Bitmiş halini mutlaka gösteririm. Şunları hemen toparlayalım. Hemen tahtamı bir yıkayayım. Ve portakallarımı da yıkayayım. Portakallarımı da yemelik hemen dilimleyeceğim. Ve sonra şu kinoya mıydı? Kinoya. Muzlu, yoğurtlu. Şişmiş gerçekten. Görüyor musunuz? Bu kinoyanın bir de böyle, pardon, ne kinoyası ya? Chia tohumunun böyle kaygansı bir yapısı var. Ama ağızdaki o tadı rahatsız etmiyor yani, o kayganlık. Şöyle gelinden öğrenmiştim. Şuraya bir çizik atıyor. Lokmalık porsiyonluk portakal. Hiç soymadan. Hazır mevsimiyken bolca faydalanalım. Şöyle kenarından soyarak. Şöyle dilim yapıp yiyebiliyorsunuz. Aras için portakal. Biraz ekşiymiş bu. Ah, kesmeyi unuttum. Kesik atmayı unuttum. Bu da hazır. Alcan, benim kocişim eve geldi. Köfte patatesim böyle olmuş. Güzel mi? Bak bakalım. Sarmayı da ısıttım. Oh, afiyet olsun. Başka istediğin bir şey var mı canım? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aras'ım gel anneciğim. Biz yemeğimizi yedik. Akşam 9'u ettik. Aras ayağını gardırobun kenarına vurmuş. Birazcık kanamıştım. Ben de tentürciyot sürdüm. Dışarısı bayağı karanlık oldu. Burayı kapatalım. Saat 9 civarı. Yemeğim güzeldi. Beğendik. Yedik. Benim biriler portakal yemişler. Portakal kabuğu tezgahta. Yusuf Şiralı'nın portakalından getirmiş. Böyle kocaman kocaman. O kadar lezzetli ki. Bizim kendi portakalımız, bugün bahçeden aldığım tadına baktım, çok ekşi. Ama bu daha tatlı. Daha güzeldi. Efendim anneciğim, ben Kuyucaklı Yusuf'u okudum. Kitabımı bitirdim. Ve tahmin ettiğim gibi tabii ki katil oldu. Aynı zamanda işte karısını da öldürdü yanlışlıkla. Karısını da gömdü. Ondan sonra da kaçtı gitti. Sonu böyle bitti. Şimdi başka bir kitaba geçeceğim. Bir tane portakal daha mı soysam alsam acaba? Benim bu bezlerimi niye böyle hunharca kullanıp mahvediyorlar bilmiyorum. Ben bu arada kapanışı artık yapayım. Çerez yemişler. Kapağı dökmüşler şeyi. Kapanışı yapıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Şeyin ışığı yanıyor şuranın. Ev sıcak. Keyfimize bakıyoruz. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun bebişlerim.